ülkemiz ve dünyanın çok zorlu bir süreçten geçtiğini hepimiz biliyoruz. İnşallah bir an önce Covid'in bitmesini, tüm insanların sağlığına kavuşmasını, ülkemizin bir an önce huzura sağlığa kavuşmasını dilerek sözlerime başlamak istiyorum. Bununla beraber milli takımımızın göstermiş olduğu bu büyük başarı, bütün takım içindeki arkadaşlarımı, kardeşlerimi, Şenol hocamı, milli takım yetkililerini herkesi tebrik ediyorum. Ülkemizin yüzünü güldürdüler. İnşallah sonu da çok güzel olur. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bir de Dünya Kupası bu değerli ve önemli jenerasyona yakışır diye düşünüyorum. Son olarak da Erol Bulut hocamıza burada vermiş olduğu hizmetler, takımımızın bu noktaya gelmesindeki gerçekten çok ama çok çalışkan ruhuyla ortaya koymuş olduğu irade ve ekibinin de beraber bir bütün halinde çalışmasından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Onunla çalışmak bizim için gerçekten keyifliydi. Önemli bir tecrübe oldu, önemli bir deneyim oldu bizler için. Kendisine bundan sonraki kariyerinde de başarılar diliyorum. Yavuz Bey, kendimizi tanıtarak soralım sorularımızı lütfen. Sağ ol Yavuz, teşekkür ederim. Sezon sonu için herhangi bir planınız var mı? Yoksa 10 haftayı gördükten sonra mı karar vereceksiniz? Teşekkür ederim. Sezon sonu için kafamda hiçbir plan yok. Yapmam gerekenin ne olduğunu sahanın içine girdikten sonra biliyorum. Ondan dolayı 10 haftayı en iyi şekilde nasıl futbolculuğumda Fenerbahçe'nin her maçı için mücadele ettiysem, bana verilen sportif direktörlük görevinde de günümün hemen hemen tamamını buraya adayarak geçirdiysem, bugün de sahanın içinde aynısını yapmaya çalışacağım. Hem zekamı hem kalbimi buraya koymaya devam edeceğim. Bundan önce yapmış olduğum farklı da olsa ama yine Fenerbahçe hizmette aynı olarak görüyorum. Birazcık daha teknik direktörlüğün dinamikleri farklı. Sahanın içinde biraz daha oyuncularla daha yakın olmak durumunda olacağım. 10 hafta sonrası için planım inşallah bütün Fenerbahçelilerin yüzünü güldürmek, onlara ümit vermek, camiamız içindeki ne yazık ki 7 senedir oluşan sıkıntılı ortamı bir nebze olsun dağıtabilmek en büyük hedefim, hayalim bu. Barış Bey. Hocam öncelikle hayırlı olsun ve başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Fenerbahçe'de oyun sistemi var. Hangi oyun sistemi önerdiniz? Fenerbahçe'de özellikle yapmak istediğiniz değişik bir oyun içerisinde. Oturmuş bir 30 haftanız şablonu var. Ve bunun olumlu anlamda, olumsuz anlamda bize ne kattığını hep beraber içerideki arkadaşlarımla değerlendiriyoruz açıkçası. Oyunun bize kattığı da çok değerler var. Oyunu daha iyi hale getirmemiz gereken dönemler de var. Özellikle iç saha performansı üzerinden konuşur isek. Bununla alakalı çalışıyoruz. Bize başkanımızın ve yönetim kurulunun bu görevi tebliğ ettiği andan itibaren özellikle gerçekçi olmak lazım. İç saha performansı üzerinde biraz daha fazla çalışacağız. Rakamları vermeden Fenerbahçe'nin daha çok topa sahip olduğu, daha fazla verdiği yerde daha reaksiyonel bir takım olması için elimizden geleni bu 10 haftada daha pragmatik çözümlerle elimizden geldiğince çözmeye çalışacağız. Devrim Bey. Tanıtalım kendimizi. Devrim Zengi Beyaz TV. Tanıyoruz Devrim'i. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Hepimize. Hepimize. Yürekten yanıyorum. İnşallah. İnşallah. Hocam şimdi Erol Hoca'nın Fenerbahçe'sinden Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'sine değiştiğimiz zaman taraftar 10 haftada nasıl bir Fenerbahçe görecek? Birinci sorun bu. 10 maç sonunda puan farkını kapatıp şampiyon olacağınıza inanıyor musunuz? Son sorum da hocam, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Trabzon'da Şenol Güneş, Galatasaray'da Fatih Terim, Fenerbahçe'de bir Emre Belözoğlu olacak mı? Yıllarca çalışacak mı? Bununla ilgili düşünceleriniz var mı? Tabii ben yani Erol Bulut'un Fenerbahçesi, Emre'nin Fenerbahçesi ya da herhangi bir teknik direktörün Fenerbahçesi değil. Fenerbahçe'ye gönül veren herkesin Fenerbahçesi. Bizler de burada oyun anlamında mutlaka teknik adam olarak herkesin kendine az özellikleri var. Oyuna bakışı var, futbol değerlendirmesi var. Ben de sahanın içinde bu ülkede en uzun süre futbol oynayan futbolcu olarak kendi deneyimlerimi, futbol oynarken dahi geliştirmeye çalıştığım o özelliklerimi arkadaşlarıma anlatmaya çalışacağım. Tabii ki bu söylemiş olduğunuz isimler Türk futboluna hem futbolculuk hem de teknik adamlık olarak çok büyük hizmet etmiş kişilerdir. Çok büyük saygı duyuyorum kendilerine. Benim de hayalim bu ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik adamlardan bir tanesi olmak.
Zaten bunu Sayın Başkanımızla daha önce ben paylaşmıştım. Ama bana ne görev verilirse verilsin Fenerbahçe'nin içinde de yine en iyisini yapmak adına da mücadele edeceğimi kendisine söylemiştim. O yüzden benim senin soruna Devrim abi cevabım, söylemiş olduğun isimlere çok başarılı oluyorum. Ama benim kendi hedeflerim, hayallerim inanın çok daha büyük. İnşallah bunları başarmak adına çok çalışacağım. İnandığım doğrulardan vazgeçmeden yoluma devam etmeye gayret göstereceğim. Bir de hocam 10 maç sonunda fark kapanıp şampiyonluğa ulaşacağına inanıyor musun Fenerbahçe? Her türlü ihtimal söz konusu. Önümüzde 10 tane maç var. Her puanın her zerresine talibiz. O yüzden ben bu takımın çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Elimizden geleni yapıp arada 5 puan var. Net bir 5 puan var. Oynanmamış bir maçı 3 puan olarak hesaplamıyorum Beşiktaş'ın. 3 puan olarak görmüyorum kendi fikrim. Ama işimiz kolay değil. Ve hiç çekinmeden bildiğimiz yolda, inandığımız değerlerle, oyunculara da inşallah inandığımız Fenerbahçe'nin genlerine daha uygun, genlerine daha da hitap eden, kendi camiaya daha hitap eden bir oyun oynatmaya çalışacağız. Volkan Bey, biraz yüksek sesle lütfen, sorular duyulmuyormuş. Volkan Demir, Sabah Gazetesi. Hocam hayırlı olsun. Hepimiz için teşekkürler. İnşallah kalan hafta hem Fenerbahçe için hem de futbol için güzel hizmetler verirsiniz. Ayrılış süreciyle ilgili, Erol Hoca'nın ayrılış süreciyle ilgili bir soru soracağım. Tabii. İki tane görüntü üzerinden çok fazla spekülasyon yapıldı. Birincisi, yedek kulübesine Erol Bulut'a verilen bir kağıt. İkincisi de antrenör Volkan Demirel'in kulaklıkla yedek kulübesinde bulunması. Bunun devamında ortaya şöyle spekülasyonlar çıktı. Bir, Emre Belezoğlu ve veya işte bir yönetici, bir idareci, idari ekipten birisi Erol Bulut'a kadroyu dikte ediyor, oyuncu değişikliklerini dikte ediyor. Veya Volkan Demirel'e kulaklıkla bir taktik dikte ediyor ve Volkan Demirel de onu Erol Bulut'a ileterek uygulanmasını sağlıyor gibi bir iddia var. Şu bu görüntüler ışığında şunu soracağım. Emre Belezoğlu veya Ali Koç veya herhangi bir yönetici veya herhangi bir idari yapıda bulunan bir isim maç içerisinde, maç öncesinde, maç sonrasında Erol Bulut'a kadro, teknik, taktik olarak bir telkinde bulundu mu? Erol Hoca rahat çalıştırılmadığı için mi başarısı oldu? Bu yönde eleştiriler var şu an. Tabii şimdi Fenerbahçe çok büyük bir isim, çok büyük bir değer. Sayın Başkanımız gerçekten çok ama çok cefakarca elinden geldiğince taşın altına elini sokuyor. Keza bu süreç içinde Erol Hoca'yı da net bir şekilde, ki benim eski arkadaşım Başakşehir'de benim yine teknik ekipte görev almıştı, hocalığımı yaptı. Biz Erol Hoca'yı birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Maç biter, konuyla alakalı değerlendirmemizi hayata dair, ailelerimize dair, futbola dair yaparız. Burada futboldan sorumlu olarak yönetici kimliğine sahip tek kişi bendim. Kendisiyle bugüne kadar herhangi bir konuyla alakalı, tercihleriyle alakalı, oyun dizilişiyle alakalı. Yani samimice söyleyeyim, bir teknik adam için rahatsız edici şekilde konuşma yapmayacak en son kişi benim olduğumu zaten Erol Hoca çok iyi bilir. Ben de kendi adıma bunu kendime zulgülürüm. Sayın Başkanımız da benim birebir şahit olduğum hiçbir şekilde Erol Hoca'nın işine karışacak şekilde hal ve tavır göstermemiştir. Fenerbahçe'nin beklentileri çok yüksek. Ben ilk geldiğimde de futbolcuyken de bunu söylemiştim. Burada şampiyonluklar da yetmez. Ben bunları birebir yaşamış birisi olarak da söylüyorum. Erol Hoca'ya biz elimizden geldiğince sahanın içine konsantre olması adına o ortamı sağlamaya çalıştık. Hatalarımız mutlaka vardır. Erol Hoca'nın da hataları vardır. Sayın Başkanımız da hatalar yapmıştır. İnsanız, hata yaparız. Ama ve lakin bu söylemiş olduğunuz şey çok daha herkesin işine karışmak gibi bir durum ortaya çıkarıyor. Burada hiç kimse hiç kimsenin işine karışmadı. İyi bir teknik adam da işine kimseyi karıştırmaz zaten. O yüzden Erol Hoca'ya da ben bunu hakaret sayarım. İçeride Erol Hoca'nın ekibinden Volkan Demirel'e maçla alakalı, metrelerle alakalı, oyun düzeniyle alakalı bilgi veren yine Erol Hoca'nın ekibinden bir kişinin Volkan Hoca'yla yapmış olduğu kulaklıkla görüşmelerdir onlar. Ya da eline giden kağıtlar, o kağıda yani vakıf değilim ne yazdığında kağıdın. Ama o kağıtta mutlaka hemen hemen aynı şekilde yine Erol Hoca'nın ekibinden oyunla alakalı bir bilgilendirme dışında bir şey olduğunu düşünmüyorum. Buna da zaten Erol Hoca müsaade edecek bir teknik adam hiçbir zaman olmadı. Kendisine de bu anlamda hakkaniyetsizlik etmiş oluruz. Metin Bey. Spor Metin Bey'den hocam öncelikle hayırlı olsun.
Hepimiz için teşekkür ederim. Direktör olarak sezona başladınız. Tribünlerden maçları takip ediyorsunuz. Size göre saha içerisinde tribünler maçlarınızda eksik olan, hatalı olan unsurlar neydi? Ve bu takım tamamlandıktan sonra milli oyuncular geldikten sonra futbolculara ne gibi uyarılardı? Ne düşünüyorsunuz? Ayrıca sezon başında önemli golcüler transfer ettiniz ama beklenen katkıyı sağlayamadı. Fabrikler'in bu 10 haftalık periyotta maksimum seviye çıkarmak için hangi çalışmayı yapacaksınız? Yani tabii sezon başında bir planlama yapıyorsunuz. Sondan gelirsem sezon başına gittiğinizde elimizde Vedat'ın ayrılmasıyla beraber bir Allah yar kaldı. Başka kimse kalmadı. Allah yar da ayrıldıktan sonra yeni oyuncular içeriye dahil ettik. Samata İngiltere Premier Ligi'ne gitmiş. Daha 8-9 ay önce bize gelmeden 30 küsur gol atmış Belçika Ligi'nde. Aston Villa'da istediği ortamı bulamamış ve tekrar bir çıkış arayan bir oyuncuydu. Bütün takımlarında hemen hemen hepinizin hafızalarındadır. Hepsinin istediği bir oyuncuydu. Siz de aynı şekilde 20 küsur gol attı ligimizde. Biz 20 golün altında kaldı Vedat. 17-18 milyon plus bonuslarla Vedat'ı sattık. Yani planlama yaparken bazen daha böyle pragmatik çözümler oluşsun diye mevcut ligimizi bilen oyuncular üzerinden de gittik. Bunu daha önce yapmış olduğum röportajlarda da söyledim. Çünkü yani futbolda ne yazık ki bazen hesaplarınız tutmaz. 2 artı 2 4 etmez. Birçok oyuncu için de bu böyle geçerli. Hiç beklemediğiniz bir oyuncudan çok önemli bir çıkış da alırsınız. Aslında çok büyük bekleme de olduğunuz bir oyuncuyla alakalı da bazen karşılığını görmezsiniz. Futbolda bunun tam anlamıyla bir karşılığı olmaz. Ama ben genel anlamda iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Hatalarımızın da olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde bu takımın oyunsal anlamda en azından iç saha performansı. Çünkü zaten hemen hemen herkesin iç saha üzerinden bir değerlendirmesi var bence. Oyunun daha da gelişebilir bir hale gelmesi için ona göre çalışmalar yapıyoruz arkadaşlara. Biraz daha topa sahip. Sahip olurken aynı zamanda o ritmi ayarlayan, kaptırdığı yerde de Fenerbahçe'nin geçmişte yaşamış oldukları şampiyonluklara uygun, anında reaksiyon veren, o topu tekrar kazanacağını hissettiren bir takım. Bunu inşa etmeye çalışacağız ama gerçekçi olmak lazım. 10 hafta. 10 hafta da 2,5 aya denk gelmiyor. Baktığınızda bir ay 10 güne, bir ay 5 güne sıkışıyor. Nisan'da 7 tane maç oynanacak. İşimizin kolay olmadığını bilincinde biz hiç çekinmeden yine Fenerbahçe'nin başarısına inanıyoruz. Başaracağımıza inanıyoruz. Her türlü sorumluluğu da bu anlamda daha önce de ifade etmiştim. Alacağız. NTV Gülkan Ak, öncelikle tekrar hayırlı olsun. Hepimiz için. Erol Bulut'un ayrılmasıyla birlikte tabii teknik ekipte değişiklikler oldu, gidenler oldu. Mihail Kraft kaldı bir tek. Peki Emre Belözoğlu'nun teknik ekibi şekillenmeye başladı mı? Çünkü Selçuk Şahin'i de biz eşofmanlarla Samandıra'da görmeye başladık. Bir görev dağılımı belli mi? Şimdi Covid olan iki tane hocamız var mevcut kadromuzda. O yüzden Selçuk Şahin'i mecburen aşağı indirdik. Öyle bir durum var. Sahanın içinde bazen futbolcu olarak da kullandık. Dediğim gibi Selçuk da ben de Volkan da Fenerbahçe'de bize ne görev verirse bunu çekinmeden yapacak kişileriz. Bizi burada yakinen tanıyan çok arkadaşlarımız, abilerimiz, dostlarımız da var. Birbirimize tabii ki bir kulübün hiyerarşisi olması gerektiği gibi mesafeli bir ilişkimiz olmakla beraber ama Fenerbahçe'nin bize vermiş olduğu görevi ayırt etmeksizin aynı ruhla hizmet edecek arkadaşlarımdır kendileri. Bize Fenerbahçe gel dediğinde geldik, git dediğinde gittik. Hiçbir zaman bunu problem etmedik. Biz Fenerbahçeliyiz. Burada da ben Fenerbahçe'ye değer katmış. Fenerbahçe'nin de bu anlamda kıymetini bilen kim varsa benim ekibimde olsun istiyorum. Yeni ekibimizin içinde yurt dışından ikinci hoca olarak aramıza dahil olacak bir kişi olacak. Bunu yakın sürede size ileteceğiz. Belki bir ihtimal yine Türkiye Ligi'ni tanıyan bir kişi daha belki ekibimiz için dahil olacak. Bunları en yakın süre içinde size inşallah ulaştıracağız. İrfan Bey. Ben ek olarak Pro Lisans'ta evet. Yedek kulübesinde bir isim yer alacak. İşte ona, ben evet. Bir de şey sormak istiyorum. Şimdi teknik sorumlu olarak görev yapıyorsun ama sportif direktörlük evet. Görevi de aynı şekilde devam ediyor. Tabii. Çünkü yeni sezonun planlaması da yapılıyor. Şimdi basında yeni teknik adamların isimleri geçiyor. Futbolcuların isimleri geçiyor. Yani bununla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki şimdi sportif direktörlük deyince ne yazık ki ülkemizde hemen akla yeni transferler, yeni hocalar
Başka konular çok gündeme gelmiyor ama gerçekçi olmak lazım. Bu pozisyonun içinde çok da finansal, hukuksal sorumluluklar da var. Ben sportif direktörlük görevime tabii ki şu an sahaya daha fazla konsantre olmakla beraber yine oraya da vakit ayıracağım. Çünkü orada da Fenerbahçe'nin kendi içinde problemleri var. Hukuksal devam eden mahkemelerimiz, oyuncularla olan anlaşmaya dayalı bazı menajerlere anlaşmaya dayalı bazı bizden beklentileri olan işte oyuncu-menajer ilişkilerine dayalı problemlerimiz var. Bir de aynı zamanda bu işin finansal durumu var. Yani önümüzdeki senenin kadrosunun şekillenmesinde, bütçenin aşağı çekilmesinde, mevcut oyuncuların maaşının değerlendirmesinde hala görevim devam edecek. Zaten biz aslında bu senenin takımını yaparken elimden geldiğince %60, %70 hatta %80 oranında bir sene sonranın da takımını biz hesaplamıştık. Yani mutlaka ufak dokunuşlar biz burada olursak yapacağız. Biz olmazsak da zaten bence kim gelirse gelsin buraya. Yine o ufak dokunuşlarla bu takım inşallah bu ligi rahatlıkla sonuna kadar götürebilecek bir takımdır. O yüzden biz hesabımızı şu an sahaya göre yapıyoruz ama sizin sorduğunuz soruya cevap olarak da şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Aynı zamanda sportif direktör görevim de bir yandan devam etmiş olacak. Emrah Bey. Haber Global Emrah Aksar. Hayırlı olsun. Sağ olun Emrah. Hepimiz için. Soracağım hocam. Sportif direktör görevinize de devam edeceksiniz. Sportif direktör göreviniz var ve gerçekten ağır sorumluluklarınız var. Ya onu bir tek bir aslında bir title'da toplamak daha doğru olur. Yani onu şimdi hem orası hem burası insanların akılları karışmasın. Tek bir görev içinde yine aynı yerde sahaya da dahil olacağım gibi düşünelim. Yani sanki bunu hem oraya hem buraya gibi insanlara sanki iki tarafa da bir oraya bir oraya gibi değil. Yine aynı yerde mevcutta. İnşallah skorlar da bizi destekler, oyunumuzu yansıtır isek orası biraz daha ikinci planda kalabilir. Önceliğimiz saha diye söyleyeyim onu yani. Sanki iki yere bölünmüşüz gibi bir algı oluşmasın. Size o statüde yardımcı olabilecek tecrübeli bir teknik adam ya da bir kulüpte çalışmış bir mi gelme pozisyonu olabilir mi? Yani sizin ülkemizi hafif etmek için. Mesela sportif direktör olarak sizin yerinize yardımcı olacak. O tempomuzu düşürmek için. Ya şu an için tabii ki ligin son haftası olduğu için biz bunu değerlendirdiğimizde başkanımız ve yönetim kurulumuzda kendileri bunu uygun gördüler. Önce başkanımız daha sonra yönetim kurulumuz bir toplantı yaptılar. Kendileri bana bu tebliğ ettiler. Bizden yana ne isteniyorsa biz onu yapmak için elimizden geleni yapacağız. Ama benim 10 haftayı programlamaktan başka şu an bir kafamda düşünce yok. Biz bunu düşünüyoruz. Başka bir şeye konsantre olmak istemiyorum. İstememeliyiz de zaten Fenerbahçe'yi mutlu etmek adına. Yani ekibimize zaten tecrübeli minimum bir, beklentim iki, iki kişi dahil olacak sahanın içine. Ama ondan sonra inşallah biz Fenerbahçe'nin beklentilerini karşılarsak sezon sonunda sonumuzla alakalı değerlendirmeyi yaparız. Hatta Alper'e takıldım, sonunu düşünen kahraman olamaz dedim de çok şey geldi. Şaka tabii bu. Şey yaptık yani olayı biraz esprili yaptık ama sonumuzu çok düşünmüyoruz. Önemli olan Fenerbahçe'nin sonu iyi olsun. Biz bunun derdindeyiz. Gerçekten Fenerbahçe'ye, Fenerbahçelilere uyandıklarında gülecekleri, mutlu olacakları bir takım vaat etmek için ben bu işe soyundum. Ve işimi de hangi görev verirse verirsin, biraz önce söyledim. Futbolcuyken, sportif direktörken, şu an teknik direktörken elimden geleni Fenerbahçe'nin menfaatleri için ortaya koyacağım inşallah. Ahmet Bey. Hocam hayırlı olsun. Tabii sağ ol Ahmet. Buna paralel bir soru soracağım ben de. Uzun vadede aslında ilk başta belki futbol yöneticiliği hedefi vardı ama bazı hocalarla çalıştıktan sonra özellikle teknik direktörlük kısmına daha... Bunu pozitif mi anlayalım, negatif mi anlayalım? Bence pozitif. Şunu soracağım. Kariyer başlangıcın aslında senin planladığın gibi devam etmedi. Fenerbahçe sportif direktörlük evet. uygun gördü. Sportif evet. direktörlükle başladın. Daha sonra şimdi sahaya hiç beklenmediğin bir anda, beklenmediğin koşullarda iniyorsun. İşin kendi tarafından baktığında, evet. hani Fenerbahçe'den ne gelirse yaparız dediğinde, kendi hedeflerine de bir yandan yürümeye gayret ediyor musun? Yani sezon başında da söylemiştim. Hatırlarsanız basın toplantımda birçok hedefim hayalimden vazgeçerek ben. Aslında bu göreve layık görüldüm ve bu göreve başladım diye. Yani şunu söylemem gerekiyor aslında. Futbol bilgisi olan ve futbol bilgisine inandığım bu ülkede kime sorsanız şu an benim kariyer planlamamın bu şekilde devam etmesini çok da doğru, çok da böyle
isabetli kararlarla devam ettiğini düşünmez ki ben de az çok beni tanıyanlar da bilir. Bu benim ciddi anlamda kendime hedeflediğim bir kariyer planlaması değildir. Ama ne olursa olsun şu an Fenerbahçe'nin içindeki süreç bazen bizi bu kararları almaya da iter ve bundan da hiç ama hiç sonu ne olursa olsun pişmanlık duymayacağımı bir kez herkes bilsin yani. Ben burada Fenerbahçe'nin başarısı için bana verilen görevleri Allah'a çok şükür futbolcu olarak, yine Allah'a çok şükür sportif olarak en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Beğenenler oldu, beğenmeyenler oldu. Artık o kadar çok herkes kendini belli ediyor ki aşikar bir şekilde. Futbolun değerlerine hizmet ettiğimi düşünen ama hata yaptığımı, ama futbola ne kadar hizmet edersen et yine senin her türlü hata yaptığını düşünenleri de görüyoruz. O yüzden ben beni Fenerbahçelerin ne düşündüğü ilgilendiriyor derken bunu söylemek istedim. Ben kendi kariyer planlamamı az çok beni tanıyan herkes bilir ki bu şekilde yapmadım. Ama sonuç bizi buraya getirdi. Bundan da geri durmayacağız. Elimizi taşın altına sokmaya devam edeceğiz. Kaptan bir de şunu sormak istiyorum. Türk futbolunun en önemli isimlerinden bir tanesi. Bu sayılmayan şampiyonluk 1959 önce sayılmayan şampiyonluk konusunda senin bir futbol adamı olarak fikrin nedir? Ben de bu ülkenin yetiştirmiş olduğu önemli oyunculardan bir tanesi olduğumu düşünüyorum. O yüzden ligimize isimlerini verdiğimiz bir sürü efsane oyuncularımızın oynamış olduğu sezonları da federasyonumuzun bu şampiyonlukların içine dahil etmesinin çok daha hakkaniyetli olacağını düşünüyorum. O anlamda federasyonumuz bu kurullarında mutlaka bu da göz önünde bulunuyordur. En doğru, en hakkaniyetli kararın çıkmasını düşünüyorum. Ben öyle inanıyorum çünkü böylesine değerli isimleri hepimiz çocuklarımıza anlatıyoruz, babalarımız bize anlattılar. Onların isimlerini Türkiye Süper Ligi'nin önüne koyduk. Ama onların önünde liglerde yakalamış oldukları başarıları sanki yok sayıyormuşuz gibi bir gerçek de var. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Emre abi. Konu aynıysa... Yok, ben şey soracağım. Nasıl şu abiyle ilerleyelim, dönelim. Tahit sormadı o çünkü. Öncelikle hayırlı olsun. Hayırlı olsun, sağ ol sen. Hocam son birkaç günde eski Fenerbahçe taraftarlarından çok gördüğümüzü zaten. Hakkınızda bazı ifadeleri oldu. Evet. Onun için ne söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Güzel sordun bak. Yani üzülüyorum ya ben. Yani şöyle üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Bir şekilde aynı sahanın içinde bulunmuş birçok arkadaşım oldu. Ümit Uzat'la aynı takımda hiçbir zaman oynamadım. Milli takımda sadece beraberliğimiz oldu. Toplasan 10 tane 15 tane maç yan yana oynamışızdır. Kendisiyle birebir olayı kişiselleştirebileceğim hiçbir diyaloğum olmadı. Antrenörlük yaptığı dönemde de beraber oynamışlığımıza hürmeten neredeyse hemen hemen her maçta sahanın kenarından gidip kulübeye kendisine selam vermişimdir. Ama iş ne olursa olsun Fenerbahçe'nin menfaati gelip dayandığında ben söylemem gerekenlerin bugün olmaması gerektiğini düşünüyorum. Söylemem gereken çok şey olmasına rağmen bugün konuşmamayı tercih ediyorum. Ama herkesin hesabı da, herkesin kendine göre planı da belli. Benim tek ama tek amacım var bu 10 haftada bütün enerjimi Fenerbahçe'ye vermek. Sadece söyleyebileceğim, Fenerbahçe formasını bir dakika bile giymiş. Her futbolcu benim için değerlidir. Sahanın içinde hatalarımız olur, karşılıklı tartışmalarımız olur. Meslektaş olarak birbirimize yapmamamız gereken hal davranışlarımız olur. Ama sahanın dışına çıktığında futbolculuğun ne kadar zor bir meslek olduğunu ben çok iyi bilirim. O yüzden hiçbir futbolcu arkadaşım için bu kadar rahatça, bu kadar fütursuzca cümleler, kelimeler kullanmam. Günün sonunda da herkes kendi karakterinin gereğini sergiler. Benim için de önemli olan bu durum. Volkan Bey. Hocam, yine eski bir Fenerbahçe futbolcu soracağım. Bu sefer İsmail Hoca. İsmail Kartal dün Erzurumspor'daki görevinden sürpriz bir şekilde ayrıldı. Bu da devamında özellikle Erzurum cephesinden gelen bilgiler, işte Fenerbahçe'de bir teknik direktörlük ya da teknik heyette bir görev durumu söz konusu olduğu için görevi bıraktı şeklinde bir iddia var. Birincisi bunu soracağım. Yeni ekibe katılacak isimler olacak dedim. Yani bunu biraz açmak adına İsmail Hoca'nın ismini zikrettim. Bir de sezon başında bir Serkan Hoca ile, Serkan Rençber ile bir temasımız olmuştu. Evet. Birlikte çalışma adına vesaire. Yeni dönemde bir Serkan Rençber durumunda söz konusu olur. Sezon başında bazı değerlendirmeler yapmak üzere Serkan Rençber ile görüşmelerimiz olmuştu. Sonunda devam etmedi. Ama o birazcık daha böyle bilgi alışverişi şeklinde oldu. Ondan öteye gitmedi. İsmail Hoca'mızla alakalı, İsmail Hoca benim burada beraber
3 Temmuz'u yaşadığımız, aynı zamanda daha sonrasında Ersun Hoca ile beraber devam eden, Ersun Hoca'dan sonra da hocalığımızı yapmış, birinci hocalığımızı yapmış değerli bir abimdir. Kendisiyle alakalı hiçbir görüşmem olmadı. Yönetimimizin de böyle bir görüşmesi olmadı. Yani bizle alakalı bir durum değil kendisinin Erzurum'la ayrılması. Bu sezon bir de üçüncü takımda çalışacağımız oldu. O kadarına tam bir dört mü oluyor? Dört. Arda biraz daha yüksek sesle. İtman'da bugün 16 yaşında Arda vardı. Sen de aslında 16 yaşında Arda takımda İtmanlara başlıyorsun. Evet. Aynı pozisyonda. Evet. Bir de sportif direktörlük görevine başladığın sırada şey demiştin. Geniş bir yerli oyuncu havuzu oluşturma hedefi en büyük hedeflerinden bir tanesi demiştin. Evet. Aslında meyvelerini görüyoruz. Valla işte geçen sene biz Ersun Hoca'nın ayrılmasından sonra pandemi başladı. Pandemiyle beraber genç oyuncular için esas çok daha zorlu bir süreç başladı. Bu oyuncuların gelişimi için çok çok ama maç oynamaları gerekiyor. Devamlı turnuvalarda olmaları gerekiyor. Kendini geliştirebilecek fırsatlarda hem nasyonel hem internasyonel onlara fırsatlar sunmamız gerekiyor. Ne yazık ki biz bunu pandemide bütün takımlar gibi onlara oluşturamadık. Bir kere bütün ülkedeki genç futbolcular bu anlamda çok zaman kaybettiler. 1,5 seneyi buldu. O yüzden ben elimden geldiğince A takımın içinde Tahir hocamızla konuşarak, istişare ederek Arda gibi diğer kardeşlerimiz de zaten Fatih, Uğur bizle beraber kaleciler var, Oytun ve Bartu. Şimdi Ertuğrul geldi. Onunla beraber yine Arda, Bora bizle beraber olacak. Ben, Kemal bizle beraberdi bugün yine. Elimden geldiğince Fenerbahçe'nin kendi içinden değerlerini oluşturduğu bir sistemi inşa etmek istiyorum. Ama bu da kolay değil. Gerçekçi olmak lazım. Her altyapıdan yetişen oyuncu da Fenerbahçe'de oynayamaz. Ama Fenerbahçe'nin altyapısından yetişmiş birçok oyuncu da baktığınızda geçmişte Fenerbahçe'nin altyapısından yetişmiş bugün profesyonel liglerde 300'e yakın futbolcu oynamış. 7 tane 8 tane futbolcu amil takım görmüş. O yüzden yine bu halde değerli kılacak oyuncularımızı Fenerbahçe'nin altyapısından yetişmiştir dedirtecek bir sistem inşa etmek en büyük arzum, isteğim. Bunu başarabileceğimizi düşünüyorum ama pandemi biraz bizi ne yazık ki engelledi. Son 4 soruyla bitiriyoruz Süleyman abi. Emre'cim şimdi antrenmanda seni izleyince yani futbola doyamadığını anlayabiliyoruz yani aslında. Koşulardan daha fazla koşuyorsun. Yok. Pandemi de en çok seni kırdı gerçekten. Çünkü belki milli takımda geçen sene pandemi olmasaydı belki Avrupa Şampiyonası oynayacaktın. O form grafiğini yükselerek belki de bugün şu anki milli takımda kaptan sen olacaktın. O yüzden Allah bu milli takımda oynamak çok zor. Şu an çok iyi oynuyorlar. Şu an çok iyi oynuyorlar. Bu milli takımda oynamak çok zor abi. Şu an milli takımda oynayamazdım herhalde. Estağfurullah, sağ olun. Yani teknik adamlığın biraz farklı olacak gibi gözüküyor. Yani oyuncularla iç içesin, sahanın içindesin, onlarla birliktesin. Bu manada farklı bir Emre Belezoğlu teknik direktörlüğü izleyeceğiz zannediyorum. Bir de küskün golcüler var. Uzun zamandır hem böyle susadılar hem de bir küskün gibiler. Sanki moral motivasyonlarını kaybetmiş gibiler. Onlara yönelik ayrı özel bir terapi gibi herhangi bir telafman olacak. Sondan yine cevaplayayım abi. Oyuncularımızın hepsi değerli ve gerçekten önemli oyuncular. Bu saydığın isimlerin çoğu şu an milli takımda. Yani ben kendi milli takımların önemli oyuncuları, takım kaptanlıkları yapıyorlar. Yani oyun sistemiyle beraber golcülerin de biraz daha istedikleri yerlerde olacaklarını düşünüyorum. Hem mental anlamda hem saha içindeki performans anlamında. Oyuncular da kendi performanslarını değerlendirebilecek kadar zekilerdir. Oyuncuları çok da böyle... bazen çok saf zannetmeyin. Oyuncular gerçekten ortalama zekanın çok üstünde kişilerdir. Sahanın içinde kendi performansını değerlendirip onu geliştirmek adına mücadele eden çok oyuncumuz var. Onları biraz daha bilinçlendireceğiz. Biraz daha ait hissettireceğiz. Bunu geçmişte Erol Hoca da yaptı. Elinden geldiğince yaptı. Yani biz bunları konuşurken sanki ortada bir enkaz falan almadık. Yani bu iyi bir takım aldık ve hocanın da gerçekten bu takıma çok emeği ve hizmeti oldu. Yani o yüzden elimizde sihirli denek yok. Küçük dokunuşlarla onları motive edeceğiz. Oyun planımızın değişmesiyle ben golcülerin de birazcık daha devreye girmesini ümit ediyorum. Bunu başarabiliriz, başarmayız. Onu sezon sonunda konuşuruz. Abi. İlk soruyla alakalı da bir şey daha sormuştu sanki Süleyman abi. Şimdi sahanın içinde farklı bir teknik adam. Ya ben çok teknik adamla çalıştım. Kendime benzettiğim özellikleri olan. Ama hiçbir zaman böyle olmayacağım dediğim bir sürü teknik adam oldu. Çok hocayla çalıştım. Yani sahanın içinde olmak, oyunculardan biri olduğunu onlara hissettirmek, onlarla beraber o hatayı yaptığında anında dokunmak, bir daha o hatayı tekrarlamayıp doğru bir şey yaptığında onu tebrik etmek, oyuncunun bir motivasyonu arttıracaktır diye inanıyorum. O yüzden sahanın içinde birazcık daha bu anlamda
yine bir oyuncu arkadaşlarıymış gibi ama tabii ki sonuçta onların hocası olarak onlara dokunmaya devam edeceğim. Bunlar gibi olmayacağım dedin, isim vermeden yani daha sert otoriter mi, neyi kastettin? Ya şöyle diyeyim, yani taktik anlamda öyle bir taktik oluşturmam diyeceğim, teknik adamlarla da çalıştım. İlişki anlamında da oyuncularına çok mesafeli ya da çok yakın olan hocalarla da çalıştım. Yani mutlaka ilişkilerde, her türlü ilişkide, arkadaşlıkta, eşte, ne bileyim bir kulüpte başkan, futbolcu, yönetici, futbolcu, teknik adam ilişkisinde de mutlaka mesafe olmalıdır. Mesafe olmazsa o ilişkinin ömrü uzun olmaz. Gerçekçi olmak lazım. Çok da iç içe de girmemek gerekiyor. Ama ben onların beni her şeyden önce sayacakları ve birbirimize dokunduktan sonra da sevecekleri bir ortam hazırlamak istiyorum. Bunu başarabilecek de en azından sadece tecrübem var. Kendimi de bu anlamda, mental anlamda da son 10 haftaya çok iyi hazırlamaya çalışacağım. Hocam, çok zorlu bir fikstürle başlıyorsunuz. 4 maçı, 3'ü direkt küme düşme altında yer alan takımlarla olacak. Bu anlamda Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki ne olursa olsun psikolojik yansıması da olacaktır. Performansını da düşünürsek neler söylemek istersin bu 4 maçlık fikstür hakkında? Her maçı kazanmak için oynayacağız. Yani bunu net bir şekilde hissettireceğimizi düşünüyorum. Ama futbolda bazen istedikleriniz de olmuyor. Skorlar gelmiyor. Yani Fenerbahçe tarihinde baktığınızda birçok aslında daha çoğunlukla kazanması gereken maçları kaybettiği süreçler yaşamıştır. Yani futbolda 2 artı 2 4 etmez bir önce söylediğim gibi, ama biz kazanmayı istediğimizi sahada inşallah göstereceğiz. Bunu da başarabilecek güçlü bir kadro var. İlk maç çok mu önemli yani çıkışı yakalamak adına? Her maç çok önemli ama benim için şu an en önemli maç tabii ki sonuçta ilk maç. Geçen sene de böyle bir süreç olmuştu. Yine Denizli Spor'la başlamıştık. Bu sene de böyle bir süreç oldu. Yine Denizli Spor'dan geldi. Allah sonumuzu hayır etsin bakalım. Sonunun ne olacağını diyorum ya biraz önce. Çok düşünmüyoruz. Kahramana bağlamadan söylüyorum. Sonumuzu düşünmeden görevimizi yapacağız diyeceğim. Son iki soru Devrim Bey. Hocam siz göreve geldikten sonra yapılan yorumlar şöyle. Emre Hoca 10 hafta içinde başarılı olur. Eğer başarılı olamazsa sezon sonunda işte sizin çok beğendiğiniz, daha önce takdir ettiğiniz, oyun planlarını beğendiğiniz Sarri, Lör ya da Gallardo gibi isimlerden birisi gelir. Emre Hoca ile birlikte götürürler diye yorumlar yapılıyor. Yani her planın şeyi de yapılmış. Yani devamı da yapılmış sağ olsun. Kim yaptıysa güzel planlar yapmış. Yani bizden yok, daha iyi planlar yapılmış ama yani benim şu an açıkçası sezon sonuyla alakalı bu 10 haftada Devrim abi ne yapmam gerekiyorsa sahanın içinde arkadaşlarıma, Fenerbahçe'ye mutlu edecek. Bakın bu takımın mutlu olması demek zaten camianın mutlu olması demek. Önce bu takımın mutlu olması gerekiyor. Samandar'ın mutlu olması gerekiyor. Yani bunu yapmaya çalışacağız. Ondan sonra da sezon sonu gelir. Sayın Başkanımız, ben Ordusan burada. Başkanımızın inşallah sezon sonunda yine başkanlığa devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz oluruz olmayız ama kendisinin mutlaka bu yolda devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra kendisi bize bir şeye layık görür. İnşallah da biz de Fenerbahçe taraftarını sevindirmiş bir şekilde her türlü planlamanın içinde olmaya çalışırız. Bize layık görürlerse. Son sorumuz Barış Bey. Hocam, Ozan Tufan'a sormak istiyorum aslında. Evet. 5 maçın 4'ü Süper Lig'de Fenerbahçe Veron Hoca döneminde ilk 11'de yoktu ki Beşiktaş maçıyla aslında yeniden bir çıkışa geldi. Milli takımı da Norveç maçında maça yıldızlarından bir tek 2 gol attı. Özellikle bir tane gerçekten çok güzel bir goldü. Ozan Tufan'ın yine Euro 2020'de olması bekleniyor ve Fenerbahçe maçı yılında belki de ayrılma ihtimali olan ihtimali oyunculardan. Ozan Tufan'a hem bakış açınız hem de düşünceleriniz nelerdir? Ozan Tufan sahanın içinde de beraber oynadığım ve gelişimine birebir şahit olduğum oyuncuların başında. Yani onu ne kadar çok sevdiğimi de daha önce kendisine yüzle söylediğim için burada da rahatlıkla söyleyebilirim. Eksiklerini gördüğümde hiç çekinmeden söylüyorum. Biraz kızıyor, biraz üzülüyor. O da benim gibi biraz duygusal. Ama ben de hayatımda hep bana gerçekleri söyleyen abilerim, arkadaşlarım olsun istedim yanımda. Futbolcunun gerçeğidir. Bazen ona gerçekleri söylemeyen insanları etrafında barındırırlar. Ama Ozan'ın da artık evlilikle beraber çok daha inşallah güzel hayata bakış anlamında da, sahaya bakış anlamında da hayatının çok olumlu yönde ivmeleneceğini düşünüyorum. O yüzden milli takımdaki oyunu bizi çok mutlu etti. Son 4 hafta oynamamış olsa da Beşiktaş maçında oyuna girdi. Oyunun bir anda temposu değişti. Doğru oyunu oynamaya çalıştığında Ozan Tufan çok değerli bir oyuncu. Kendi fiziksel değerleriyle beraber onu da geliştireceğiz.
futbolcu hayatının sonuna kadar kariyeri kaç yaşında gelirse gelsin gelişmeye devam etmelidir. Yerinde kendini yeterli gören her oyuncu kaybetmeye mahkumdur. Bugün 2 tane 3 tane gol atan oyuncu kendini hedef olarak her maçta gol atmayı koymalıdır ki ancak biz bundan beslenebiliriz. Yani futbolu sevmek bence bundan geçiyor zaten. Her gün hedef koyacaksın. Her sabah kalktığında mutlaka doğru bir iş yapacaksınız. O zaman bu işin istikrarı oluyor ve değerli hale geliyor. Ozan Tufan da bu takımın çok önemli ve çok değerli bir oyuncusu. Bu 10 haftada Ozan ve diğer takım arkadaşlarımıza, milli takımda olan, şu an burada olan her arkadaşımıza birebir çok ihtiyacımız var. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, beklediniz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz.